Parayı buldun mu? Hoş bulduk Serap. Parayı buldun mu dedim. Evet. Ver hadi çabuk. Dur bakalım. Önce söyleyeceklerimi dinleyeceksin. Bana bak Halide. Başıma ne geldiyse senin yüzünden geldi. Bebeğimi senin yüzünden kaçırdılar. Parayı ver çabuk. Vereceğim zaten. Ama bir şartla. Sen de bana çiftliği vereceksin. Oğlunun hayatı için böyle bir fedakarlık yaparsın herhalde. Değil mi? Bu çiftlik oğlunun hayatından daha önemli değil herhalde, değil mi Serap? Sen nasıl bir insansın? Böyle bir şeyi nasıl söylersin? Böyle bir vaziyetten bile faydalanmaya çalışıyorsun. Bu kadar düştün mü Halide? Cevabını ver. Evet mi, hayır mı? Ali senin öz yeğenin. Abinin oğlu. Küçük, günahsız bir bebek. Onun hayatı üzerine pazarlık edecek kadar aşağılık olamazsın Halide. Ben hakkım olanı istiyorum. Öyle mi? Demek hakkını istiyorsun ha? Benim de jandarmaya gidip sizi şikayet etmem hakkım, öyle değil mi? Ekrem'le beraber beni zorla alıkoyduğunuzu, Orhan'a yardım ettiğinizi gidip jandarmaya anlatsam o çıktığın deliğe geri girersin. O vakit ne işine yarayacak çiftlik hali de? Bak Serap, oğlun şu an o adamın elinde. Üstelik de hasta. Karakola gidip benimle uğraşman oğlunun hayatından daha mı önemli? Kaybedeceğin zamanın telafisi olmaz. Seni adi soyka. Ver şu parayı. Ver. Yoksa seni pişman ederim. Çiftliği ver. Parayı al. Fazla vaktin yok Serap. Oğlunun hayatı buna bağlı. Sen hayatımda gördüğüm en adi, en aşağılık insansın. Muzaffer bu yaptıklarını görse, duysa kemikleri sızlardı mezarında. Yeter artık, çok uzattın. İmzalıyorsan imzala, yoksa gidiyorum. Kendine gel Serap, bu paraya ihtiyacın var. Defol git çiftliğimden. Defol. Sakın bir daha adımını bile atma bu çiftliğe. Senin o iğrenç yüzünü görmek istemiyorum, defol! Bu yaptıklarının hesabını ödeyeceksin. Asıl sen ödeyeceksin bu yaptığını. Riyakarlıklarının, kötülüklerinin cezasını çekeceksin Halide. Oğlumu bulur bulmaz hemen o jandarmaya gidip seni şikayet edeceğim. O çıktığın deliğe geri döneceksin. Anladın mı Halide? Tek başına sahipsiz, kimsesiz kalacaksın. Hiç kimse sesini bile duymayacak. Tek başına yalnız öleceksin. Anladın mı? Yalnız öleceksin. Şimdi defol git çiftliğimden, defol! Yürü! Ne oluyor? Yasin abi, bu kadın derhal dışarı atın.
Hünkârım, buyur. Siz kendinizi ne zannediyorsunuz? Güllü, ne oluyor burada? Ne diyor bu kadın? Ali için gerekli parayı bulmuş ama çiftliği istiyor. Eğer çiftliği verirsem parayı verecekmiş hanımefendi. Senin bu yaptığın insanlığa sığar mı be? İnsan değil ki bu. Düpedüz şeytan. Kendinize gelin. Bu çiftliğin kime ait olduğunu unuttunuz galiba. Hayır, unutmadık. Bu çiftlik bana ve oğluma ait. Hadi defol şimdi. Neyse, hadi gel gidelim. Hadi. Hadi. Bakıza beni burada bekle, ben gelip seni alacağım. Terbiyesizler. Bırak, bırak, bırak. Geç. Of Deniz'e, of. Sür lan şunu. Vicdansız soyka. Gülü, ne olacak şimdi? Merak etme anne, paranın tamamını buldum. Ne? Buldun mu? Buldum ya. Bankadan aradılar. Kredimin tamamı onaylanmış. Müdür beni bekliyor. Hadi gidelim o zaman. Tamam. Hadi. Kemal, o adamın yanına tek başınıza gitmeniz tehlikeli. İsterseniz ben de geleyim ha. Cemşir ağa haklı. Adamlar çok tehlikeli. Lüzum yok Cemşir ağa. Ne kadar az kişi gidersek Ali o kadar emniyette olur. İyi, tamam o halde. Hadi. Kemal, torunumu sağ salim getirin, olur mu? Merak etme, getireceğiz. Dikkat edin. Sana soruyorum Halide Hanım. Paraya karşılık ciddi isterdin, doğru mu? Evet Ramazan, doğru. Ne var bunda? Çiftliğimize ait olduğunu unuttun galiba. Yok, unutmadım, merak etme. Yemin ediyorum bazen var ya, acayip bir kadın oluyorum var ya. Yani insanların dediği gibi zalim, böyle katı yürekli, acayip bir kadın oluyorum yemin ederim. Ne oluyorsun lan? Sen Serap'ın tarafını mı tutuyorsun? Ya Halide Hanım, ne diyorsun Allah'ını seversen? Ne taraf tutması ya? Ben kimsenin tarafını tutmuyorum. Ne tarafı, ne çiftliği, ne diyorsun sen ya? Benim yeğenimin hayatı mevzu bahis diyorum sana ya. Muzaffer dayımın mezarının başına gidip nasıl duracaksın? Ha? Hangi yüzle? Hemen dönerim. Serap Hanım, hoş geldiniz. Müdür Bey, çok acelem var. Hemen parayı almam mümkün mü? Buyurun. Serap Hanım, biz gerekli evrakları hazırladık. Çiftliğin tapusunu getirdiniz mi? Evet, getirdim. Buyurun. Serap Hanım, çiftliği ipotek ettirmek istediğinizden emin misiniz? Evet, eminim. Lütfen acele edin. Şu alt kısımları imzalayın. Serap Dinç Hastane adına yapılacak ödeme hazır mı? Hala. Derhal odama getir. Sağ ol dayı. Eze. Bir şey demeyeceğim mi? Konuşmayacağım. Teşekkür ederim Ramazan. Sağ ol bıraktığın için. Daha ne kadar böyle devam edeceksin Halide Hanım? Neden bahsediyorsun? Senden bahsediyorum ya. Şu haline bir bak. Değiyor mu ha?
Yakında çevrende kimse kalmayacak teyze ya. Benim kimseye ihtiyacım yok, sana da yok. Hadi git artık. Sen küçükken böyle değildin, biliyor musun? Öyle mi? Nasılmışım? Böyle değildin yani. Bu kadar zalim değildin. İyi yürekliydin. Merhametliydin. Ne oldu da birdenbire böyle yüreğin taş kesti, ben anlamıyorum. Bak Ramazan, insanlar değişir. Bazen değişmek zorunda bırakılır. Ben o kadından her şeyimi alacağım. Eğer bu yaptığım vicdansızlıksa, evet. Ben bir vicdansızım. Halide Hanım. Bak zaman geçiyor. Yaşlanacaksın. Tek başına. Çevrene kimse olmayacak. O zaman bu paranın, malın, mülkün, toprağın, fabrikanın, çitliğin bir önemi olacak mı? Yazık değil mi sana? Yazık değil mi gençliğine? Kendine heba etmene değecek mi dersin? Ateşi var mı hala? Varım. Yanıyor çocuk. Bana bak. Sakın öleyim falan deme. Ananın vereceği servetten beni mahrum etme. Anladın mı? Çantayı bana ver, ben gideceğim. Olmaz, yalnız gel dedi o herif. Seni riske atamam. Daha çocuğu getirip getirmediklerini bile bilmiyoruz. Kemal, ben burada böyle oturup bekleyemem. Güllü, sen burada bekliyorsun. Ben gidip çocuğu alıp getiriyorum, tamam mı? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Ne istiyorsun? Ali İhsan'ı göreceğim. Az bekle. Çocuğu almaya geldim. Serap nerede? Ona yalnız gelmesini söylemiştim. Serap'ı tehlikeye atacak değilim. Benle göreceğin hesabı. Para çantada. Şimdi çocuğu getir. Önce çantayı ver. Ali İhsan. Önce çocuk. Önce çanta. Çocuğu getir. Ya tekrar kan vermek gerekirse? Ha? Geçen sefer bir kadın verdiydi değil mi? O kadını tekrar bulmak gerekebilir. Ben Asuman'ı getir.
Yani evini yurdunu sorup soruşturup bulurum. Ama her şeyden önemlisi Ali'nin sağ salim dönmesi tabii ki. İnşallah. Bebe burada. Şimdi yavaş yavaş çantayı yere bırak ve geri çekil. Uzun ettin. Çantayı yere bırak, geri çekil. Parayı saymadan bebe alamazsın. Cemşir ağa nerede? Ne oluyor? Beni Kemal abi gönderdi. Muzaffer Ali'yi kurtarmışlar. Sağ mı diyorsun? Kurtarmışlar mı çocuk? Kurtarmışlar ya. Şükürler olsun. Allah! Allah! Zehra! Ne oldu Cemşir? Doğru mu kurtarmışlar? Sağ mı? Bak Kemal bu çocukla haber salmış. Allah'ıma şükürler olsun. Cümleten geçmiş olsun. Dualarımız kabul oldu. Neredeler peki? Hastanedeler. Ne? Bebek ateşliymiş. Serap Hanım'ın kanı uymamış. Doktor kan lazım demiş. Kuzum benim. Ben Asuman'ı getiririm. Yasina, sen Zehra'yı al hastaneye gel. Hadi. Hadi biz de hemen hazırlanak çıkak. Hadi, 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 hadi. Hadi ya, sen de git. Seyirciler, şurada Adana'dan çok önemli bir haber var. Adana'daki İncirlik Üssü'ne ait planların bir kopyasının dün gece itibariyle bilinmeyen şahıslar tarafından çalındığı bildirildi. Yetkililerden alınan bilgiye göre planların casusların eline geçmiş olması ihtimali üzerinde duruluyor. Yapımına geçen yıl başlanan üs, Türk-Amerikan dostluğunun bir nişanesi olarak görülürken, Rusya'nın bu yakınlaşmadan ziyadesiyle rahatsız olduğu ve öteden beri üsle alakalı malumat toplamaya çalıştığı bildirildi. Planları çalan şahısların yakalandıkları takdirde vatan haini olarak görüleceği ve idamla cezalandırılacağı belirtildi. Dalmışsın. Bu konuda teferruatlı malumat verilmemekle birlikte meselenin... Evet, ajansı dinliyorum. ...ve ona içeriden destek veren casusların bulunduğu tahmin. Serap'ın bebeğinden haber var mı? Hı? Bulabilmiş mi parayı? Evet. Halide paranın neredeyse tamamını temin etmiş. Herhalde Serap'a vermiştir. Ya. Demek Halide para bulmayı başardı. Hı.
Abi, Halide'nin bu parayı tek başına bulmadığını ikimiz de gayet iyi biliyoruz. Sen yardım ettin ona. Bunu nereden çıkardığını anlamadım hemşire. Çok basit. Aşıksın. Gözün hiçbir şey görmüyor. Bu parayı ona senin temin ettiğinden adım gibi eminim. Farz edelim ki öyle. Ne alakadar ediyor seni bu? Nasıl ne alakadar ediyor? Sen benim abimsin. Bu şekilde kullanılmana dayanamıyorum. Biraz fazla ileri gidiyorsun. Yeter bu kadar. Gerekirse daha da ileri giderim abi. Gözün hiçbir şey görmüyor. Halide yüzünden başın derde girecek. Farkında mısın? Bu söylediklerinle Halide'ye değil daha çok bana hakaret ettiğinin farkında mısın sen? Duymak istemediklerini söylediğim için kızıyorsun ama öyle. Hep bu kadar kısa sürede o kadar parayı nereden nasıl bulduğunu öğrenebilir miyim? Ne zamandır sen benim işlerimin muhasebesini tutuyorsun? Şu gittiğiniz davetle ilgisi var mı? Hani şu Amerikalıların verdiği davet. Ne saçmalıyorsun sen? İncirlik üssünün planlarının çalındığını duydum. Ne yani? Ne ima ediyorsun? Ben mi çaldım planları? Bunu mu demek istiyorsun? Senin hayal gücün çok gelişmiş hemşire. Çok küçük. Merak etme. İyi bakılır, gereken tedavi de yapılırsa hiçbir şey olmaz. Kemal. Sağ ol. Hep yanımdaydın. Keşke elimden başka şeyler de gelseydi. Ama bak, oğluna kavuştum. Artık her şey düzelecek. Düzelecek değil mi? Kötü günler geride kalacak. Kara gün kararıp gitmez değil mi? Bak işte, yan yanayız. Oğlun emniyette, daha ne olsun ki? Getirecek. Kan verildi mi bir şeyciği kalmaz. Merak etme, tamam mı? Büyük geçmiş olsun hanımım. Sağ ol Yasin Hanım. Haydar. Bak şuna. Reşit. Heh. Ya ben çok meraktayım biliyor musun yeğenimin durumuna. Bir çiftliğe gidip gelin diyorum. Sen burada dükkana mukayyet olur mu? Tabii ortak ya. Sen git git hadi. Ha, hoş geldin Cemşir. Hoş geldin.
Kurban olayım bana iyi bir şey söyle ha. Gül'ü ne yaptı? Aldı mı yani mi? Aldılar. Aldılar. Çok şükür. Gözümüz aydın. Aydın aydın olmuyor da yine çocuğun ateşi çıkmış. Hastaneye gittiler. Ben de Asuman Hanım'ı almaya geldim. Neydi Asuman gelmedi ki ne daha? Daha yok. Hoş geldin. Siz bir gelin hele şöyle. Geliyorum. Geliyorsun. Hoş geldiniz. Asuman Hanım. Bizim sizden bir tane bir istirhamımız olacak. Şimdi benim yeğenimi aldı da Güllü yanına. Şimdi bebe biraz hastaymış hastanede. Yani benden beraber hastaneye bir kez daha gelir misiniz? Birleşemedi ha yavrucak. Tabii gelirim. Şu elimdekini bırakayım geleyim. Heh. Allah razı olsun. Cemşir Efendi, Fahzi hastanede mi? Ha, orada galiba. Ya bak kurban olayım, bu Asuman mevzunu bilmiyor, biliyorsun. Orada yer öğrenirse bir maraz çıkar. Aman aklında olsun. Hadi. Hadi, hadi haber ver ne var, tamam mı? Olur tamam. Lan var ya, aferin olsun. Bir şey diyorum, bana bakar. İçkiler de tutmadan lan. İçiyoruz, tabağa kadar için. Reşit, ver ver içkiler, ver. Geliyorum, 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 getir. Halide Hanım. Ne oldu, beğenmediniz mi? Başka bir şey hazırlayayım mı size? Yok, çok güzel olmuş Gülizar. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Gülizar. Gel sen de otur. Anlamadım. Hadi bir tabak al da gel diyorum. Bir şey soracağım. Buyurun Halide Hanım. Sen de yalnız bir kadınsın. Kocan yok, çocuğun yok. Zor olmuyor mu böyle? Olmaz mı Halide Hanım? Oluyor tabii. Ben bir vakitler evliydim biliyorsunuz. O vakitler hep evli kalacağım zannediyordum. Yani boy boy çocuklarımız olacak. Bir yastıkta kocayacağız falan. Öyle derler ya. Ama kader öyle değilmiş yani. Böyle tek tabanca kaldık. Kimin kimsem de yoktur yani benim. Siz varsınız Allah'a şükür. Ama biliyor musunuz Halide Hanım? Ben yani inancımı kaybetmedim. Hala inanıyorum yani bir erim olsun, bir yuvam olsun çok istiyorum yani. Kim istemez ki tabii. Ama Yüce Rabbim Adem'i bile yaratırken yanına Havva'yı koymuş yani. Hiç kimse yalnız kalmamalı bence. Hele bir kadın hiç olmaz yani. Halide Hanım, ben de size bir şey sorabilir miyim? Sor. Geçen gece biz bir kulübe gitmiştik ya. Evet. Siz niye beni götürdüydünüz oraya? Ben çok merak ediyorum da. Öyle icap etti. Bu hususta başka soru sormanı istemiyorum. O geceden de kimseye bahsetmeyeceksin. Anlaşıldı mı? Peki. Siz nasıl isterseniz öyle olsun. Hmm.
Sağ olasın Asma. Allah senden razı olsun. Sen sağ ol Cemşir. Cümleten geçmiş olsun. Tez iyileşir inşallah. Sağ olasın. Oğlumun hayatını sana borçluyum. Estağfurullah hanım. Ben de kan can olduğu sürece hep buradayım. Merak etmeyin. Allah senden razı olsun. Hayırlı geceler. Sana da hayırlı geceler. Cemşir. Torununu görmeyeceksin mi? He, ben zaten torununu görmeye gideceğim. Hayrola Zehra teyze? Bir şey mi bozuldu? Bu kadın kimin nesli biliyor musun? Yok, nereden bileceğim ki? Pavyon kadını gibi bir şey bu. Ben huylanıyorum. Cemşir bir yerden tanıyor bu kadını. Cemşir Ağa'nın pavyonda ne işi var? O gitse gitse Ramazan'ın meyhanesine gider. Orada böyle garılar çıkmıyor değil mi? Yok canım. Yani Ramazan'ın meyhanesinde kadının işi ne? Cem Bey geldi, sizi görmek istiyorum. Halide. İkram hayrola, bir şey mi oldu? Az önce bir havadis aldım. Planlar yerine ulaşmamış. Ulaşmamış mı? Şimdi ne olacak? Telaşlanmana lüzum yok. Bizi ilgilendiren bir mesele değil. Aracı planları Adana'dan çıkaramadan yakalanmış. Üstelik jandarma tarafından vurulmuş. Yani şahitlik yapamayacak. Neyse, bir an çok korktum. Sen hiç merak etme. Biz paramızı aldık ve bizim için iş tamamlandı. Sen ne yaptın? Serap'a verdin mi parayı? Hayır. Çiftliği bana vermekten vazgeçti. Anlaşılan bir yerlerden para bulmayı başarmış. Otursana. Artık ihtiyacım yok. Bu senin. Hayır Halide. Asla ben böyle bir şey kabul edemem. Belki şu anda değil ama gelecekte ihtiyacın olabilir. Ekrem lütfen beni daha fazla utandırma. Bak, en büyük riski sen aldın. O yüzden bu paranın tamamı senin hakkın. Artık bu konuyu kapatalım ha? Peki. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Teşekkür etmene lüzum yok. Bu gece büyük kulübe gitmeye ne dersin? Sen biraz bir şey içer, kafayı dağıtırız. Aynı zamanda da başarımızı kutlarız. Ha? Geç oldu. Biraz da yorgunum. Anlıyorum. Ama eğer istersen evde şarap içebiliriz. En baş başa daha rahat ederiz. Olur mu? Olur. Bu gece eve götürebilirsiniz. Sağ olun doktor. Ekrem. Hiç evlenmedin mi Ekrem? Hayır. Niye evlenmedin?
Çünkü evlenebileceğim bir kadına rastlamadım. Yani yakın bir zamana kadar rastlamamıştım. Peki hiç korkmuyor musun? Neden? Evlenmekten mi? Yalnızlıktan. Hayır. Yani belki öylesine alıştım ki yalnızlığa, yalnız olduğumun bile farkında değilim. Ya sen korkuyor musun? Ben korkuyorum. Bir ailem olmamasından. Çocuklarımın olmamasından. Yalnız ölmekten. Düşünsene ne feci bir şeydir. Halide Hanım, başka bir isteğiniz var mıydı? Yok Gülizar, yatabilirsin. O vakit yalnızlığa içelim. Yalnızlığa. Ne kadar güzel çalıyor. Değil mi? Dans etmek ister misin? Kaderim yalnız ölmekmiş. Öyle dediler. Sence de öyle mi Ekrem? Yalnız değilsin. Hiç kimseye güvenemem artık. Hiç kimseye. Sakın bir daha böyle bir şey söyleme. Seni ilk gördüğüm gün... senin güvenini kazanmanın çok zor olacağını tahmin etmiştim. Ama buna değeceğine emindim. Orhan'ın dedikleri doğru mu? Gerçekten bana aşık mısın?
Bir şeye ihtiyacımız olursa haber ver. Sağ ol Kemal. Keşke gitmesem. Meyhanede benim bilmem icap eden bir değişiklik var mı? Değişiklik yok. Ne olacak yine? Bilmem. Belki vardır diye bir sorayım dedim. Ne bileyim mesela bana yeminler verip de asla yapmam dediğin bir şeyi yapıyor olmayasın Ramazan. Fazıl sen ne konuşuyorsun dolanmaçlı bulmacalı? Benim zaten kafam dönüyor ya. Meyhanede kadın var mı yok mu onu soruyorum. Ne kadını ya? Meyhanede ne kadını? Meyhanede kadının içine kurban oldum ya. Tüh, yazıklar olsun sana. Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun. Sen beni salak mı belledin Ramazan? Ya Bağız'a bir sesini yükseltme ya. Konu komşuya rezil olacağız. Sen zaten rezilsin. Sen bana ne söz verdin? Kadın madın sokmayacağım oraya demedin mi? Öyle baldır çıplak bir karının ne işi var meyhanede? Bağız'a sen meyhaneye mi geldin? Geldim ya. Gelmez olaydım. Kim o soyka? Kim o soyka cevap ver? Bağız'a! Afam yürüyor diyorum sana, değil mi? Kadın gelmiş namusuyla şarkısını söylüyor, namusuyla evine gidiyor. Mevzuyu bu kadar abartacak ne var? Ben anlamıyorum ki ne ya? Allah Allah! Duyan duymayan da diyecek ki ne? Karıyı koynumuza alıyoruz. Bir o eksikti. Al koynuna, al da görelim. Bak kızı! Bak, kadın kısmı erine el kaldırmaz. Sözünden dönenin, yalan söyleyenin erliği mi kalırmış? Bak kızı bak, yemin ederim ileri gidiyorsun ha. İleri gitsem ne olur be? Ben seni ikaz ettim Ramazan. Ben kendime boynuzlu dedirtmem dedim. Bazen benim sabrımın sınırlarını hakikaten zorluyor. Ben çocuğumun babasına kerhaneci dedirtmem. Defol. Defol git buradan. Yoksulluk, fakirlik nedir bilmeyeceksin. Hasta olan için ne icap ediyorsa yapacağız. Çiftlikten ipoteği de kaldıracağım. Canımı dişime takıp sabahlara kadar çalışacağım.
şeyi sana bırakacağım. Sen de baban gibi büyük bey olacaksın. Söz veriyorum sana. Vur kız bir sırtıma. Helal, helal. Abo, ölüyordum be. Hacer. He. Şincik var ya... ...benim bu meyhaneye ortak olmam çok iyi oldu ha. Artık göreceksin. Yakında biz de belimizi doğrultacağız. Meyhaneye girdiğinden beri öyle diyorsun ama hani nerede? Kız sen ne nankör bir insansın. Neyini eksik ettim ha bugüne kadar? Neyini eksik ettim? Elin kabak hafızı tenekeyi satın aldı. Sen hala otur. Kabak hafız teneke mahalleyi mi satın aldı? He ya. Geçenlerde Cemşir Efendi tenekeyi satılığa çıkardı. Kabak bastı parayı aldı. Bundan kelli. Kiraları ona ödeyecekmiş. İyi de kabakta para ne gezer ya? Hem sonra Cemşir Tekmil tenekeyi neden satıyor? Bağa bak Reşit. He. O Gülizar soykasının altınları çalındı ya. Yok canım. Daha neler artık. Koskoca namazında, niyazında muhterem bir hafız kalkıp da hırsızlık yapacak değil herhalde. Aman ne namazı, ne niyazı. Yeter artık Erenler. Heba ettin kendini. Apıyı açmıyor ki ne bana. Gebe kadına hiç el kalkar mı? Allah benim belamı versin. Ne halt edeceğiz şimdi ki? Affettireceksin kendini Erenler, affettireceksin. Nereye gidiyorsun? Nereye? Asuman denen karıyla konuşup kovacağım bunu. Belki o zaman Pakize beni affeder ha? Affeder. Affeder. Ya bir bilemedin iki günü affeder. İnşallah. Halit, günaydın. Günaydın. Benim gitmem lazım. Gitmeden önce sana bir hoşça kal demek istedim. Thank you.
avukat Suat Bey geldi. Buyursunlar Yasin Ağa. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Serap. Buyurun. Acilen gelmemi istemişsiniz. Mesele nedir? Suat Bey, savcılığa benim adıma dilekçe vermenizi rica ediyorum. Halide Şahin ve Ekrem Çeliker denen adamla ilgili suç duyurusunda bulunacağım. Beni kaçırdıkları ve zorla alıkoydukları için ikisinden de şikayetçiyim. Anlıyorum. Daha evvel komutana bu konuyla ilgili ifade vermiştim. Olanları hatırlamadığımı söylemiştim. Ancak vazgeçtim. İkisinin de en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Siz hiç merak etmeyin Serap Hanım. Adam kaçırmak ağır bir suçtur. Siz bana teferruatlı olarak anlatın. Bugün içinde dilekçeyi hazırlar veririm. Âlâ. Mahsuma. Sen ne arıyorsun burada? Hiç. Ben de sana geliyordum. Hayrola bir işin mi var? Postaneye. Anama para yollayacağım. İyi. Ramazan hesabı kesti. Son yevmiyeyi aldık Allah'ın izniyle. Nasıl ya? Öyle vallahi. Meyhaneden kovulduk. Karısı yok mu? İstemiyormuş beni. Kıskanmış. Öyle gelmiş böyle gidiyor. Korkarlar şarkıcı kısmından. Hocalarının yanında istemezler. Hay Allah. Sen ne yapacaksın? Bana yol göründü anlayacağım. İstanbul'a gideceğim. Ya da başka şehre. İş arayacağım. Sarhoşa, ite, kopağa, meze gibi şarkı söylemekten yoruldum. Pavyonda zaten çalışamam. Niye? Koskoca Adana'da iş mi kalmadı? Ha? İşin köküne kıran mı girdi? Ah be Cemşir. Bazen öyle saf konuşuyorsun ki. Bilmezler mi benim şarkıcı olduğumu? Kim ne iş verir bana? Verseler tutarlar mı beni orada? Oğlana nasıl para yollayacağım? Hele sen dertlenme. Benim hayatım zaten göçebe. Al parayı. Oğluna gönder. Sağ ol Cemşir. Ömrümde senin gibisini görmedim ama. Önemli değil. Daha fazla gerekirse ben hallederim. Yeter ki sen Adana'dan gitme. Sen de mi Cemşir? Yapma. Dost hayatı süremem ben. Çalışmadan olmaz. Hadi hakkını helal et. Asuman. Gitme. Gitmeyip de ne yapacağım? Hadi bırak. Hakkını helal et. Ben biliyorum ne yapacağım. Ben de gel. Ha? Hadi. Günaydın. Hayırlı sabahlar hanımım. Aman. Hoppa. Amanın. Hanemiş bizim Muzaffer Ali'miz. Aman maşallah sana. Elem terefiş, kim gözler aşiş. Uy. Hanımım. Bu çocukta nazar var. Bir kurşun döktürek diyorum. Seyyare Baca, Yasin Ağa'ya söyle de çiftliğe bir tane hizmetçi alsın. Sen böyle tek başına her işe koşturamazsın. Öyle mi diyorsun? Sağ olasın. Olur söylerim.
Günaydın kızım. Ana, babam nerede? Sabah erkenden tarlaya gitti. Heh, iyi. Aman, sakın başı boş bırakmasın tarlaları. Canım. Hadi bakalım. Ne yiyeceksin? Fahize! Fahize! Ya kurban olduğum aç şu kapıyı, gözünü seveyim senin ya. Bak yemin ediyorum sana, şarkıcıyı gönderdim biliyor musun? Bak pire için yorgan yakıyorum bak. Git buradan Ramazan. Fahize kurban olduğum, bak sana vuran elim kırılaydı, keşke vurmayaydım. Elini ayağını öpeyim, bak ayağını durağı boğulayım ya. Affet beni, ne olursun. Ben seni hiç tanımamışım meğerse. Fahize, kurban olduğum, bak beni geç. Hanındaki bebeğimizin hatırı yok mu ya hiç beni affetmen için ha? Sen bana el kaldırırken karnındaki bebeğin hiç mi hatırı yoktu? Ne getirdin beni buraya Cemşir? Burada kalacağım. Delirdin mi sen, olur mu öyle şey? Olur, olur. Bal gibi olur. Yasin ağa, atımı getiriver. Tarlaya gideceğim. Başlıyorum. Hayırdır baba? Kızım bak, Asuman Hanım. Hani Ali'ye kan verdiydi. Ha, biliyorum. Ha, işe ihtiyacı varmış. Ben de düşündüm ki burada kalırsa hem Gülizar'ın bıraktığı işlere yardım eder, hem de ne bileyim yarın öbür gün Ali'ye kan lazım olursa yakınımızda bir yerlerde olur. Hanım, Cemşir Efendi sağ olsun yardım etmek ister. Ama size münasip değilse anlarım. Cemşir? Neler oluyor burada? Ha, bak Zehra çiftliğe yardımcı buldum. Maşallah, Allah bağışlasın. Aslında ben de çiftliği birini almak istiyordum. Ha, iyi ya. İyi olacak, hastanın ayağına doktor gelirmiş. Lüzum yok. Biz ne güne duruyoruz ki burada? Bak Zehra, Asuman Hanım'ın bir oğlu varmış. Hasta. Paraya ihtiyacı varmış. Aa, geçmiş olsun. Sağ olun. Ana, aslında senin için de iyi olur. Çok yoruluyorsun zaten. Asuman'ın çiftlikte olması benim de içimi rahatlatır. Hem doktor sık sık kana ihtiyacı olacak demişti Ali'nin, ha? Ha. Tamam. Hayırlı olsun bakalım. Sağ ol hanım. Ben birkaç parça eşya getireyim o zaman. Âlâ. Hey, sen gel. Sen tarlaya gitmemiş miydin? Nereden buldun getirdin bu kadını? Sen ne diyorsun Zehra? Şehre gittiydim tohum almak için. Orada rastladım. Gülle kızım, tanımıyoruz etmiyoruz. Nereden güveneceğiz ki bu kadına Allah aşkına? Ana, Ali'nin sağlığı için kabul ettim ben bunu. Yani yarın öbür gün bir yanlışını görürsek göndeririz. Sen niye dert ettin bu konuyu bu kadar, ben hiç anlamadım. Evet. Ben tarlaya gidiyorum baba. Sen de tohumları yükler gelirsin. Olur kızım. Böyle apar topar çağırdığım için kusura bakmayın Ekrem Bey. Ancak sizle yüz yüze konuşmak istediğim bir mesele var. Elbette. Rica ederim Savcı Bey. Nedir mesele? Bugün bir dilekçe aldım. Hakkınızda dava açmak isteğiyle Serap Dinç Aslan'ın avukatı tarafından yazılmış. Halide Şahin'le birlikte Serap Dinç Aslan'ı kaçırmak ve zorla alıkoymakla itham ediliyorsunuz. Bu son derece saçma ve manasız bir itham. Her şeyden önce size şunu söyleyeyim ki Halide Hanım'ın bu konuyla hiçbir alakası yok. Orhan Tofurcu ile ilgili hususi bir görevim vardı. Serap Hanım ona eşlik ettiği için
bir müddet kendisini de alıkoymak zorunda kaldım. Vazifelerimizin gizliliği hususunda her zaman sizin desteğinize ihtiyacımız var. Eğer bu konuda bir dava açarsanız teşkilatımızı zor duruma sokabilirsiniz. Anlıyorum. Ben de peşinen size danışmak istedim. Teşekkür ederim. İcab ederse bu konuda bir rapor hazırlayabilirim size. Lüzum yok. Teşkilata itimadımız sonsuz. Kusura bakmayın, vaktinizi aldım. Rica ederim. Teşekkür ederim. Bitirirsiniz ekimi. Bu hızla gidersek en kısa zamanda biter hanımım. Âlâ. Beni dinleyin. Bu yılın mahsulü çok mühim. Pamuk birinci kalite olmalı. Sen merak etme hanımım. Canla başla uğraşıp Adana'nın en iyi pamuğunu üreteceğiz evvelallah bu sene. Size itimadım sonsuz. Sağ ol hanım. Anama söylemedim ama senin bilmen lazım. Bankadan para alabilmek için çiftliği ipotek ettirdim. 2 ay içinde borcu ödemezsem banka çiftliği el koyacak. Nasıl ödeyeceksin kızım? Pamuk hasadından aldığım parayla borcu ödeyebilirim. Bu yüzden bu yılki mahsul bizim için çok önemli. Ekebildiğimiz kadar geniş alana pamuk ekmeliyiz. Sen sakın başlarından ayrılma. Gerekirse daha fazla adam çalıştır. Ne gerekiyorsa yapasın. Anlaşıldı mı? Tamam kızım, sen merak etme. Hadi yardım edin, indirin. Daha önce çiftlikte çalıştın mı hiç? Çalıştım tabii, çalışmam mı? Çiftlikte büyüdüm ben. İyi öyleyse. Bu çiftlikte iş hiç bitmez. Çok çalışman gerekecek. Sana baştan söyleyeyim. Çalışırız evvelallah. Bak kızım, bu çiftliğin düzenini, işlerini çabuk öğren. Ben yaşlandım artık. Her işe koşamıyorum. Merak etme sen. Tez öğrenirim ben. Her bir şey de gelir elimden. Aferin. Hadi. Yemeğini yediysen sana yerini göstereyim. Olur. Sen dur Cemşir. Ben gösteririm. Olur. Ziyade olsun. Burada Gülizar varlardı. Sen alırsın artık. Sağ ol bacım. Sahi, sen daha önce nerelerde çalıştın? Çok gezdim, dolandım. Hangi birini deyim ki? Çiftlikleri mi dolandın? Çiftlik, hizmetçilik, fabrika, bakıcılık.
Elimden ne geldiyse yaptım. Malum, tek bir başına dul bir kadınım. Oğlum var İstanbul'da, anam bakar. Her ay para yollarım onlara. Cemşir'i nereden tanın peki? Hastaneden. Benden sana tavsiye. Madem dul bir kadınsın, kendini iyi kolla. Çitlik yeri herif kaynıyor. Kılığına, kıyafetine dikkat et. Namusuna laf getirme. Erkekleri bilmez misin bacım? Niyeti bozuksa çarşaf bile giysen çıplak görür kadın kısmını. Kılık kıyafetle korunmaz namus. Yürekle korunur. Ama kadın dediğinde kadın gibi görünmeli değil mi? Ben diyeceğimi dedim. Gerisini sen bilin artık. Serap'ın bizi ihbar ettiğine inanamıyorum. Bu konuda hiçbir sorun çıkmayacak. Ben savcıyı ayarladım. Sen rahat olabilirsin. Sağ ol Ekrem. Ben biraz yorgunum, gidip dinlenmek istiyorum. İyi geceler. İyi geceler. Alo. Efendim. Serap Hanım. Suat Bey. Serap Hanım, maalesef savcı dava dilekçemizi geri çevirdi. Anladığım kadarıyla Ekrem Çeliker'in bir nevi dokunulmazlığı var. Anlamadım. Ne yani, yaptıkları yanlarına mı kalacak? Ne yazık ki öyle görünüyor. Bu konuyu fazla kurcalamamamız gerektiği hususunda beni ikaz ettiler. Arkası bayağı sağlam olmalı. Allah kahretsin. Teşekkür ederim. Cemşir. Delirdin mi? Ne geldin? Yok. Ben delirmedim. Ben sana çok özledim. Yapma Cemşir, yapma. Olmaz. Olmaz. Niye? Çiftlikte ilk gecem. Karın, kızın, torunun. Yapma. Peki nasıl görüşeceğiz? Hele. Hele bir alışayım. Ha. Sonra bakarız. Olur. Hadi git, kimse görmesin. Hadi. Olur. Thank you.
Hasat ne güne biter Yasin ha? Makinalar olsaydı işimiz kolaydı. Hemencecik bitirirdik. Ama traktörleri sattık. Bu durumda biraz zor. Elimizi çabuk tutmalıyız. Bankanın verdiği süre doluyor. Pamukları bir an önce toplamamız gerekiyor. Ha, doğru diyor Yasin ağa. Eskiden makina mı vardı? Çağırırık bir sürü ırgatı. Biz de aralarına karışırık, toplarık. Bugün içinde bulabildiğin kadar ırgat bulup tarlaya götür baba. Ne kadar çok insan çalışırsa o kadar çok pamuk toplarız. Olur kızım, sen hiç merak etme. Hadi Yasin ağa. Başka bir emriniz var mıydı Hadi Hanım? Gülizar. Buyurun Halide Hanım. Bugün çiftliğe gideceksin. Çiftliğe mi gideceğim? Hı hı. Seyyar Yabacı'yı göreceksin. Ne oluyormuş öğren bakalım çiftlikte. İyi ama Serap Hanım orada kemeni nasıl girerim çiftliğe? Sen de Serap'ın olmadığı bir vakti kollayacaksın o zaman. İyi de Halide Hanım beni daha kapıdan koymazlar ki içeri. Gülizar. Bul bir çaresini. Hadi ne diyorsam onu yap. Hadi çaylar. Tavşan geldi bunlar. Seyhan'a baraj yapılacakmış. Bize de bir ekmek kapısı olur belki. He ya. Ne iyi olur. Tek mil sürünüyoruz vallahi. Ya ne zaman başlayacakmış inşaat? Bir şey yazıyor mu Celal abi? Daha belli değilmiş. Marshall'dan 18 milyon dolar para vermişlermiş. Ne kadar eder ki o? Vallahi ben de bu işin içinden çıkamadım. Ama çok para, çok senin bileceğin. Ama daha da çok para lazımmış. Aramızda para toplayak, biz de iştirakçı olalım. Ya güldürme adamı Celal Emmi. O kadar para bizde ne gezer? Ya hem öyle şey olur mu kardeşim? Ha? Olur mu öyle şey? Olur ya. Aha da burada yazıyor. Ne yazıyor? Hacılardakiler aralarında 100 bin kayma toplamışlar, sene dalmışlar. Bo, büyük para. Selamünaleyküm oğlum. Aleykümselam. Abdül abi çay ver hele. Geliyor. Fabrikada işler nasıl Ahmet? Heyder. Ama iyi olacak elbet. Malum, hasat vakti yaklaştı. Kütüller toplandı mı, fabrikada hareketlenir elbet. Demin Cemşir ağayı gördüm. Kütlüye gidecek ırgat topluyordu. Makinalara ne oluyor? Hani artık insana hacet kalmadıydı? Makinalar satılmış Yılmaz. Allah Allah. Bu Serap Hanım'ın hali hakikaten kötü galiba ya. He, öyle. Hakikaten kötü. Güllü. Kemal. Niye gelmedin? Asıl sen niye gelmedin? Sen gel diye bekledim. Hiç mi özlemedin? Özlemem mi? Hem de nasıl özledim? Ben de Kemal. Ben de. Ali nasıl? Daha iyi. İyileşiyor çok şükür. Asuman ona çok iyi bakıyor. Güllü. Bankanın verdiği süre dolmak üzere. Hasat nasıl gidiyor? İyi gidiyor Kemal.
Pamuk çıktı, çok kaliteli. İp oteyi kaldıracağım inşallah. Bir de boşanabilsem. Başka bir şey istemem. Kemal, seni üzmek için söylemedim. Yani böyle gizli saklı nereye kadar? Kocam ol istiyorum artık. Ya ben karım olmanı o kadar çok istiyorum ki. Ama merak etme. Su yolunu bulacak. Bize kurban oldum. Ya bir dinle hele ya. Kurban oldum. Bak seni çok özledim ben. Bu kadar yeter. Vallahi yeter ya bu küslük. Pakize. Pakize. Ya Pakize. Hafız. İki güne barışırız kardeş. İki güne seni affeder. Hani affediyordu? Hani affediyordu? Miydi acaba? Yok. Ha, iyi o vakit. Bir mi içeri girecektim? Hanımım yok dedik ya. Ya tamam canım. Ben o an görmeye gelmedim ki. Sen bu çiftlikte yenisin galiba. Ben evvelden burada çalışıyordum. Ben Seyyar Bacı ile Yasin Ağa'yı görmeye geldim. İyi gir. Yasin Ağa. Dediklerimi aldın mı? Getirdin mi beni, ha? Aldım canım, aldım. Hem de ziyadesiyle aldım. Ama bir kısmını yolda düşürmüşüm. Apo! Deli karı! Amanın! Kız ben rüyamı görüyorum yoksa? Ay kurban olurum sana! Kız nasıl özlemişim seni be? Ay dur bir bakayım sana. İyi misin sen? İyiyim, iyiyim. Sen nasılsın? Nasıl gidiyor? Buralar nasıl? Gel. Neler oluyor? Neler bitiyor? Her şey yolunda mı? Kız, çok özledim sen. Oh yavrum. Kimseler görmedi seni gelirken değil mi kızım? Yok anam, hiç kimse görmedi. Gülizar, durumlar çok fena. Fena ha? Hanım bankadan kredi aldı. Ödemesi çok müşkül. Ha. Müşkül ha, niye ki ne? Kız büyük para aldı. Ek kütleri satıp borcunu ödeyecek inşallah. Ha. Değil mi öyle? Öyle. Ödemezse yandık kız. Halimiz harap. Çitliği de ipotek ettirdi. Vay anam. Vay, vay, vay. Koskoca dinç arslan çitli ipotek ha. Bakalım senin bu Serap Hanım'ın şimdi ne yapacak? Kız. Ah canım, canım. Yavrum. Seyyar Hanım. Yavrum. Buyurun Asuman Hanım. Ahbabınız varmış, görmedim. Hoş gelmişsiniz. Bebeğe yemek hazırlayacaktım ama siz rahatsız olmayın. Ben sonra gelirim. Sağ olasın. Kim bu kadın? Muzaffer Ali'ye bakıyor. Serap Han benim yerime bula bula bunu buldu demek. Kız iyi kadın. Senden iyi olmasın güzelim canım, canım. Benim keyfim zaten yerinde canım. Gerçekten bak, ben var ya her gün ama her gün Allah'ıma şükrediyorum bu çitlikten kurtuldum diye.
Evet. Allah seni belama versin Reşit. Ramazan, sen bana bir bak hele. Ben bu işe para yatırdım kardeşim. Ortak oldum. Ama ortak olarak sözümüz hiç geçmiyor. Bu belli oldu. Nereden anladın diye sorarsan, beni hiç dinlemiyorsun kardeşim. Ha, beni dinlemedin, Asuman Hanım'ı gönderdin. Ne oldu? Aha. Müşteri tek mil ayağını kesti. İyi mi oldu yani? He? İyi olmadı değil mi? Cık. Vallahi kardeşim, bu gidişle bizim batışımız muhteşem olacak. Reşit, sen hiç konuşma. Benim başım bana geldi, hepsi senin yüzünden geldi. Kadını da kovdum. Bundan sonra senin bir derdine inanmam ben. Bitti. Bitti. Kardeşim, sen karına sözünü dinletemiyorsan ben ne yapayım? Bak Hacer'e. Hacer öyle mi? Kıkını çıkartabiliyor mu? Çarçurt edebiliyor mu? Orada öyle öyle konuşabiliyor mu? Konuşamıyor. Biliyor tabii başına gelecekleri. Ne yapalım? Vallahi Allah yarattı demem. Bir tane vurun lan. He. Böyle elimin dersiyle bir tane alnının çatısına. Ben de vurdum biliyorsun Reşit. Böyle elimle bir tane vurdum. Ammalı bir tane vurdum. Ne yapmak gerekiyor? Reşit! Ha? Böyle kesmek lazım değil mi? Ha? Böyle kesmek lazım değil mi? Beşiğine yatırmazsan uyumaz. Hadi uyu bakayım, hadi. Bak nasıl da uyuyor. Vallahi hanımım, çiftlikte vaziyetler fena. Anlat, ne olmuş? Şimdi Serap Hanım borcunu ödeyebilmek için bankadan kredi çekmiş. Ve bunun için de çitliği ipoteklemiş. Şimdi de borcunu ödeyebilmek için pamuk ekmişler ama kütlü toplayabileceklermiş. Hala fabrikaya niye uğramadığı belli oldu. Tarlalarla ilgileniyor herhal. Sağ ol Gülizar. Bir şey değil anne. Hanımım. Hanımım iyi misin? İyiyim iyiyim. Yok bir şey. Tarlada pamuklar birikmeye başladı. Sabah götürüp fabrikaya teslim edelim hanım. Olmaz. Fabrika emniyeti değil. Ha ya. Geçen sefer depodaki pamukları o şeytan kadın yaktıydı. Allah göstermesin. Bu sefer de öyle bir şey olursa tek mil yanarız. Evet. Bunu göze alamam. Neticede tarla daha emniyetli. İş bitsin. Toptan götürüp hepsini bir fabrikaya satacağım. Yasin ağa, gece gündüz tarlada nöbetçi duruyor değil mi? Duruyor hanım. Hala. Sakın başı boş bırakmayın.
Çiftliğin kaderi o pamuklara bağlı. Sen merak etme kızım. Başaracağım Muzaffer. Oğlum için başaracağım. Sana söz veriyorum. Bu çiftliği kaybetmeyeceğim. Buyurun bakalım gençler. Sağ ol ustam. Gülünün bu borcu ödeyebilmesi çok mühim. Eğer birkaç güne kadar hasat yetişmezse banka kapısına dayanacak. Usta diyorum ki bana birkaç gün izin versen, ben de yardıma gitsem. Tarlada adama ihtiyaçları vardır. Elbette Kemal. Atölyede yapacak çok fazla bir iş yok zaten. Ben hallederim. Ben de fabrikadan çıkınca gelirim. Ne kadar çok olursak o kadar iyi. Öyle değil mi ustam? Pakize! Pakize dışarı çık. Ben de duyduğunu biliyorum. Pakize! Ne oluyor be? Ne bağırıyorsun avaz avaz? Bağırdım. Pakize kurban olayım sana. Ben affettiğini söyle. Bak yemin ediyorum ben çok pişmanım sana vurduğum için biliyor musun? Pakize bak ne olur diyorum ya. Bak eğer ben affettiğini söylemezsen yemin ediyorum var ya bu elimi keserim lan. Kabak ne oluyor? Delendi gene bu. Kardeş bak bağımsız gelmeyin ha. Çekilin lan sizden. Pakize bak. Ben affettiğini söyle. Bak ben bir yanlış yaptım. Ama sen beni affedeceksin tamam mı? Yoksa yemin ediyorum bu elimi keserim ha. Kes de görelim. Etme Pakize. Halil koyma Ramazan'ı. Delidir bu. Yapar mı yapar ha. Sen bana kes mi yine? Kes diyorum. Pakize. Bak sana son kez soruyorum. Beni affediyorsun mu? Affetmiyorsun mu? Affetmiyorum Ramazan. Benden günah gitti o zaman Pakize. Ramazan! Yapma Ramazan! Bırakın, saçmalama! Kardeş bırak, kurban olayım. Ramazan! Kardeş bırakın bana, kurban olayım. Pakize affettiniz sana ya. Kaba, götür şunu, götür. Gel Ramazan, bir acı kahve yapayım sana. Kaba, götür şunu, götür. İyi, gel. Gel gidelim, yürü. Yürü, yürü. Yürü, yürü. Ben Cemişir. Sana para getirdim. Oğlunun için. Sağ olasın Cemişir. Sen olmasan ne yapardım? Yok. Önemli değil. Neyse. Osman. Ha. Bak, sen buraya gelip yerleşeli 2 ay oldu. Herkese alıştın. Herkes de sana alıştı. Çok şükür Cemşir, sayende. Ben seni çok özledim Osman.
Ben de seni özledim Cemşir. Yememişsiniz ama. Yemediniz mi melemini? Canım istemiyor Gülzar. Evde Ekrem Bey, buyurun. Ben geldiğiniz haberi vereyim. Hasta mısın? Neyin var? Yok, iyiyim Ekrem. Hiç iyi görünmüyorsun. Yüzün çok solgun. Midem kötü biraz ama mühim bir şey yok. Emin misin? Bir doktora göründün mü? Yok yok, lüzum yok. Sen niye geldin? Epeydir görüşemedik. Telefonlarıma da çıkmıyorsun. Merak ettim seni. Üzgünüm Ekrem. Halide, niye böyle yapıyorsun? Ne yapıyorum? Sürekli benden kaçıyorsun. Ne münasebet. Bak, o geceden sonra sanki aramızda bir duvar ördün. Ve ben ne yapsam bu duvarı aşamıyorum. Bu kadar yakınsın bana ama bir türlü ulaşamıyorum. Biz birbirimize aitiz. Bunu ne zaman anlayacaksın? Bak Ekrem, o gece bir hataydı. Üstelik ben hala Kemal'le evliyim ve ben hala onu... Ve Kemal'i hala seviyorsun, öyle mi? Çok yanılıyorsun. Sen Kemal'i sevmiyorsun. Belki bir zamanlar sevdin ama şu anda sadece bir hırstan ibaret. Başka bir şey değil. Ve ümit ederim bunu çok geç olmadan anlarsın. Şimdi izinle. Ne var kabak ya? Sabah sabah alacaklı gibi çalıyorsun. Gebesi mi var? Alacaklıyım zaten. Malum, kira günü. He. Ya hiç param yok ya. Ama olmuyor ki Reşit. İki aydır bir kuruş para ödediğin yok. Ya tamam kabak da işte, meyhanede işler kesat bilir mi? Ondan borcumu ödeyemiyorum. Lamicimi yok bu işin. Sana üç gün müddet. Ya parayı getirirsin ya da yoksa karışmam. Yoksa ne kabak? Bizi evden dışarı mı atacaksın? He, atarım. Ya yürü git Allah sen işine ya. He.
Ya kaç gündür aklıma takılıyordu kabak. Sen bu mahalleyi nasıl satın aldın? Yani burayı satın alacak parayı nereden buldun kabak? Sana ne? Yoksa geçen günlerde Gülizar'ın altınları çalınmıştı. Sakın sen çalmış olmayasın. Ne münasebet. Sen benimle böyle konuşamazsın. Bu hırsız diyemezsin. Niye sana hırsız diyemiyormuşum? Hırsız sensin de onda. Reşit Efendi, seni altınları saklarken gördüm. Bak, kafamı kızdırma. Gülizar'a gider her şeyi tek tek böyle 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 oldu der, anlatırım. Bu da senin gözünü uyar. Demek altınları oradan sen aldın ha? Vay vırrik vay. Demek benden çaldığın altınlarla bu Tenegeli mahalleyi satın aldın ha? Vay vay vay. Kabak, sen de az değilmişsin ha. Ben bir şey çalmadım. Gömü buldum. He, tabii tabii. Gömü buldum. Sen kulaklarını aç, beni iyice bir dinle kabak efendi. Bundan kelle senle ben ortağız. Bu Tenekeli mahalledeki evlerden gelecek kiraların da yarısı senin, yarısı da benim. İyice belledin değil mi? Ortak. Gülizar. Efendim Halide Hanım. Ben fabrikaya kadar gidiyorum, tamam mı? Peki Halide Hanım. Halide Hanım, Halide Hanım. Halide Hanım. Bolcu yemek yaptı mı Seyyar Hoca? He hanım, yaptım. Evlatların yemekleri hazır mı? Hazır Yasin ya, yaptım hepsini. Tarlaların durumu ne Yasin? Gayet iyi hanımım. Cemşir Efendi bir hayli ırgat toplamış. Kemal bile tarlada. El birliği çalışıyoruz. Kemal de mi geldi tarlaya? He ya. Geçmiş olsun Halide Hanım. Kan tahlil sonuçlarınızı aldık. Gebesiniz. Sadece. Ay çok şükür, o kadar korktum ki. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Hadi gidelim artık. Kızım, bir şey diyeceğim ben sana. Ne oldu ana? Ya bu Asuman. Ne olmuş Asuman'a? Benim gözüm hiç tutmadı bu kadın. Ne oldu, bir kusurunu mu gördün? Yok, Allah için hiçbir kusurunu görmedim. Ama böyle hali, tavrı bir tuhaf. Kılığı, kıyafeti münasip değil. Tırnakları neyin böyle boyalı. Böyle hizmetçi mi olur kızım? Ana, kusur mu şimdi bu Allah aşkına? Of, acıyorum da ona esasında. Yani zavallının oğlu hastaymış ama... Evet, ya ille burada mı çalışması gerek? Yani diyeceğim o ki, fabrikada neyin bir iş veremez misin sen ona, ha kızım? Olabilir ama çiftlikte de insana ihtiyaç var.
Hem Ali'ye çok iyi bakıyor, her işi hallediyor. Hem sana hem seyyare bacıya yardım ediyor, işlerinizi hafifletiyor. E daha az yoruluyorsunuz, fena mı Allah aşkına? Yandı kızım. Kütlüleri kurtarmak lazım. Hanımım, korktuğumuz başımıza geldi. Kütlüler. Evet, hadi tarlaları, ırgatları, yanaşmaları yollayın. Kütlüleri kurtarsınlar, çabuk. Hadi Yasin. Mahvoldum. Benimle konuşmak istediğin mesele ne halde? Sesin telefonda çok endişeliydi. Böyle susup oturacak mıyız? Bir şey söylemeyecek misin? Bunun için gelmedik herhalde buraya, değil mi? Ekrem, konuşmamız gereken mühim bir mesele var. Bu konu seni de alakadar ediyor. Öyle mi? Pekala. Neymiş bu önemli mesele? Söyle bakalım. Ekrem, ben... Ben hamileyim. Kemal! Mahvoldum. Güllü! Hemen pes etmek olmaz. Başka bir yol bulacağız parayı ödemek için. Güllü! Onca toprağım var. Onları satışa çıkarsak... Toprakları satamam Kemal. Zaten vakit de yok. Eğer toprakları satarsam ne fabrikaya faydası olur ne çiftliğe. O toprakları korumam lazım. Muzaffer, Ali'nin onlar. Benim vazifem bu. Bir şeyler yapmamız lazım. Bu kütleleri kurtarmamız lazım. Kemal, ne olursun bir şeyler yap. Güllü, ben tarlaya gidiyorum. Belki yardımım dokunur. Gir içeri, üşüyeceksin, hasta olacaksın. Hadi kızım, hadi Güllüm. Bir şey söylemeyecek misin? Ben de çok şaşırdım. Bir daha asla çocuğumun olmayacağını sanıyordum ama... Bilemiyorum. Ne yapacağız şimdi? Eğer bu konu duyulursa ben mahvolurum. Bir kez olsun başkalarının ne düşündüğüne boş veremez misin? Mutlu olmayı deneyemez misin? Neden kendini sadece yalnızlığa layık görüyorsun? Ha? Neden mutlu olabileceğine inanmıyorsun? Ne demek istiyorsun? Halide, hırs insanı mahveder. Ben senin mahvolduğunu görmek istemiyorum. Sen mutlu olmaya layıksın. Ama sen bunun farkında değilsin. Kemal'den boşan. Benimle evlen. Adana'dan gidelim. Başka bir şehirde başka bir hayata başlayalım senin. Sen, ben ve çocuğumuz. Hep beraber. Bugün artık bana cevap vermek zorundasın. Teklifimi kabul ediyor musun?
Evet Ekrem. Ediyorum. Harika. Harika. Peki. Öyleyse mutluluğumuza içelim. Vallahi. Ama yağmur berekettir değil mi? Öyle deme bacım. Bu yağmur kötü oldu. O niye ki? Niyesi mi var bacım? Yağmuru yiyen kütlülere ne olur biliyor musun? Ne olur? Ver ben yapayım, sen yorulma. Sağ olasın. Gozaya yapışır, bütün pamuklar telef olur. Ha ondan Cemşir, Cemşir Efendi telaşlı çıktıydı. Bütün senenin mahsulu tarladı. Vallahi ıslanırsa hanım mahvolur. Onca pamuk ziyan olur yani ha? He. Tabii. Cemşir Efendi kurtaramazsa pamuklar hanımın elinde kalır, kadıncağız da borcunu ödeyemez. Aman Allah korusun. Allah korusun ya. Ay bir başına kaldı. Kurtarabiliriz mi kütlüleri? Anca bu kadarını kurtarabildik kızım. Ne olacak şimdi? Yetmez. Çiftliği kaybedeceğim. Oğluma verdiğim sözü tutamadım. Muzaffer'e verdiğim sözü tutamadım. Sana gelmiş.
Banka çiftliği satışa çıkartmış. İhale çarşamba günüymüş. Alo. Halide merhaba, nasılsın? İyiyim Ekrem, teşekkür ederim. Sana haber vermek istedim. Biletleri ayarladım. Çarşamba günü trenle gidiyoruz. Halide orada mısın? Evet, evet buradayım Ekrem. O vakit çarşamba günü görüşürüz. Pekala. Görüşürüz, hoşça kal. Kendini. Hayırlısı neyse o olur. Belki iyi biri alır çiftliği ha? Ne fark eder ana? Belki çıkarmaz bize buradan. Ha evet. Bak bunu hiç düşünememiştim. Belki çıkarmaz. Kira verip otururuz ha? He ya. Hiçbir şey değişmez o vakit. Sonra da ben işleri toparlayınca yolunu bulup geri alırım belki çiftliği. Ha şöyle, gülsün yüzün açık. Çıkmadık candan umut kesilmezmiş. Değil mi kızım? Evet Gülzar, gel. Hemen eşyalarımı toparla. Ha, seyahate mi çıkıyordunuz? Evet, İstanbul'a gidiyorum. Aa, ne güzel. Hava değişimi iyi gelir şimdi size. Ne demişler? Tedbili mekanda ferahlık vardır, değil mi amma? Çok kalacak mısınız? Bilmiyorum Gülzar. Belki de hiç dönmeyeceğim. Anlamadım. Temelli mi gidiyorsunuz? Öyle de denebilir. Dolayısıyla sen de artık burada kalamazsın. Ben ne yaparım? Nereye giderim? Orasını da ben mi düşüneceğim Gülizar? Kocaman kadınsın. Bulursun bir çaresini. Saat 2'de Ekrem beni almaya gelecek. Benim de çarşıda ufak bir işim var. Döndüğümde bavullar hazır olsun. Halide Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Avukat Bey, ben boşanmak istiyorum. Size dilekçemi getirdim. Demek fikrinizi değiştirdiniz. Evet. Bu arada mahkeme süresince burada olamayacağım. Adana'dan ayrılıyorum. Adres değişikliğini ben size bildiririm. Tabii. Siz de mahkeme sonuçlanınca bana haber verirsiniz. Peki. Hayır. Doğrusu ben de çok şaşırdım. Serap Hanım'ın maddi durumunun kötü olduğunu duymuştum. Ancak bu kadar vahim olduğunu bilmiyordum.
çıkarttırma bugünmüş. Peki, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Şekerli değil mi? Sağ ol Asım. Hanım, bir şey soracaktım ama bugün konuştuklarınızı ben de duydum. Çiftlik satılırsa hepimiz gideceğiz, değil mi? Daha belli değil Asuman. Bakalım, çiftliğin yeni sahibiyle anlaşmaya çalışacağım. Belki gitmek zorunda kalmayabiliriz, merak etme. İnşallah. Afiyet olsun. Halide hazır mı? Ben hemşeciğine hazırladım, toparladım eşyalarını da kendisi daha gelmedi. Nasıl yani? Nereye gitti? Bilmiyorum. Çarşıda bir işim var dediydi de dönmedi daha. Çok tuhaf. Ve buyurun içeride bekleyin. Yok, hayır, ben içeri girmeyeyim. Sen eşyalarını aşağı getir, arabaya koyalım. Peki. Çiftliğe girmeyeceksin demedim mi? Hadi defol git buradan. Defolup gidecek olan ben değilim Serap. Sensin. Çiftlik artık bana ait.